İlseven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. İsmail Hüsnalar'ın anlamlarını şöyle birlikte bir bakalım. Sonrasında da ya da İsmail Hüsna'nın anlamlarına girmeden esmaların kuantum alanda nasıl çalıştığından biraz daha detaylı bahsedeyim isterseniz. Şimdi bizler gerçekten bir yazılımın içindeymişiz gibi düşünün ve bu bir muazzam yazılım. Her birimiz elektromanyetik bir alanız ve bu elektromanyetik alanda tıpkı bilgisayar yazılımındaki gibi sıfırlar birler var. Ve bizler bu esmalarla uyum içinde olduğumuz zaman her şey yolunda. Fakat araya bir virüs girdiğinde bu uyum kayboluyor. Ve bu uyum kaybolduğunda biz tekrar orayı tabiri caizse virüsten temizlemek için çeşitli teknikler kullanıyoruz. İşte esmalar da bu tekniklerden biri. Her birinin kendine özel anlamı var. Ve hangi noktaya gidip nereyi dönüştüreceğini muazzam bir şekilde biliyor. Ve bu esmalar tek başlarına kullanılabildiği gibi kombin olarak da kullanılabiliyorlar. Şimdi isim esmanız Er-Rahman'dır ama sizin gönlünüz Er-Rahim yani Ya Rahim esmasını kullanmayı çekiyordur. O zaman onu kullanabilirsiniz. Ve bazı organlar dedik, bazı esmalarla titreşimsel olarak uyum içindedirler. Kuantum alanda böyle bir amaca hizmet ediyor. Şimdi kuantum alan dediğimiz yer bizim enerjitik alanımızın birleştiği, bütünleştiği yer. Ve her birimizin buraya bir erişim yetkisi var. Fakat alıp kabul edebildiğimiz ölçüde erişebiliyoruz. Ve bir esma kullanımının toplumda yaygın bir inanç oluşturması durumunda o esma o fazilette olmasa dahi o işe hizmet etmeye başlar. Çünkü insanların ona yüklediği bir anlam vardır. Rezzak esması diyelim ki rızık veren anlamına gelir ya. Ya Rezzak ya Allah hani Allah'ım rızkımı ver diye dualara insanlar bunu eklemiştir. Ve burada bir kolektifin gücünden de katkı alırsınız bunu kullandığınızda. O yüzden toplu yapılan çalışmalar, eskiden hani yağmur duasına çıkarlarmış ya, orada kolektifin gücünden faydalanmak var esasen. Çünkü her birimiz bir araya geldiğimizde ciddi bir enerji topuna dönüşüyoruz. Bugün biz bu akşam burada 144 kişiyiz tam şu anda ve 144 kişinin enerjisi ile yapabileceğimiz çalışmanın gücü çok daha yüksek. Şimdi 99 tane esma var ve her birinin özellikleri bizde var. Bir elin parmakları da hem parmak olarak görev yapıyor ama görevleri birbirinden farklı. Yanlışlıkla çaldıranlar var aranızda sanırım. Ben şimdi bütün her şeyimi sessize alıp internetimi de kapatıyorum ki eğitimin sonunda yazarsınız gönderirim arkadaşlar. Hiç endişeniz olmasın. Bugüne kadarki yaptığımız tüm seminerlerin kayıtlarını sonradan dinleyen arkadaşlara da paylaştım. O yüzden endişelenmeyin. Bir şekilde gelir size. Yeter ki seçim yapın, talep edin. Allah eşi benzeri olmayan bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah. Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerin kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı.
Bu hiç kimsenin kişisel esması değildir. O bir tane. Yani bu İngilizceye, Türkçeye, işte nasıl diyeyim, Fransızca, başka dillere de çevrilirken Allah diye çevrilir. Allah Allah'tır. Er-Rahman, Besmele'nin içinde olan Rahman ve Rahim'in açılımı bu. Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden. Aynı zamanda bu Rahman enerjetik olarak erildir, Rahim ise enerjetik olarak dişildir. Ve Besmele'deki bu birleşim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, yani onun bir cinsiyeti yoktur durumunu da karşılığını bize göstermiş olur. Er-Rahim ahirette müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan demek. Şimdi bugün hatta YouTube'da bir video paylaştım ben. Enerjitik alanımızın etrafına koyduğumuz bariyerlerle ilgili. Gerçekten bunları koymaya gerek var mı yok bilmiyorum. Bence yok. Bunun bir filtreleme yöntemi var. Bunu anlattım. İlgisini çekenler bakabilir. Ama olur da bunu bilmeyenleriniz varsa ve bariyer dediğimiz, yani o enerjitik alanımızın etrafına bilgi girişini engelleyecek sanal duvarları koyduysanız, şimdi lütfen bütün bu duvarlarınızı indirin ki burada konuştuğumuz tüm esmalar sizde harekete geçsin. Hangisinin sizin için enerjitik alanınızda nasıl bir katkı yaratacağını bilmenizin imkanı yok. Fakat ben şu an bu eğitim esnasında bir niyette bulunuyorum sesli olarak. Bugün yapacağımız bu çalışmada ve bunu sonradan izleyecek olan kişiler için de bu enerji çalışsın. Okuduğumuz tüm esmaların ve anlamlarının enerjitik alanımızda aktif olmasını seçiyorum kendim adına ve sizler adına. Sizler de bu seçimi yapıp desteklerseniz, şu bariyerlerinizi indirip hayatınızın farklı bir yöne doğru evrildiğini göreceksiniz. Tahmininizden bile çok kısa süre içinde belki de. Allah Er-Rahman Er-Rahim. Şimdi bazı uygulamalar var, telefon uygulamaları. Araştırdığınızda bulacaksınız. Okunuşlarını da size söyleyen uygulamalar. Bu da önemli çünkü aslında her şey bir titreşim ve uygun frekansta titreştiği zaman o kilit ve anahtar bir araya gelebiliyor. Ve bizler bu kilit ve anahtarın bir araya gelmesi için çalışıyorsak eğer, bu isimleri düzgün telaffuz edebilmemiz önem gösterir. Elimizden, dilimizden geldiğince en azından Er-Rahim. Bu üzerindeki üçgenler, şapkalar uzatır harfleri. En azından hani buna bile dikkat ediyor olsanız bence katkısı olacaktır. Yoksa hani yan yana duran iki kapı vardır, farklı kapıyı çalıyorsunuzdur ve o kapı açılmıyordur. Kapının açılmamasının sebebi şifreyi doğru söylemiyor oluşumuz olabilir. Bunun da altını bir çizmiş olayım. Evet, ben de bir hani Arapça bilen insan değilim. Fakat elimden geldiğince bunun fonetiğini zihnime yerleştirmeye çalışıyorum. Ve esmaların, yani Kur'an'ın Arapçası şu an günümüzde kullanılan Arapçadan da biraz daha farklıdır. Yani sırlıdır. Buradaki yaklaşımların sırlı olması da onların o dilde okunduğu zaman bir yerlere açılım gösteriyor olmasını sağlar. Tıpkı Gregory Grabovoi'nin sayı sekanslarının tek tek okunuyor olması gibi. Bizler bunları yaptığımızda o kısa yolları aktif ediyoruz. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin
Üst seviye kurların da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. El Melik, mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan El Kuddüs. Kuddüs, bunu da hani örneklemiş olalım. Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdise layık olan. Esselam, her türlü tehlikelerden selamete çıkaran. Yani buradaki tehlikeyi sadece fiziksel bir tehlike olarak algılamamak da gerekiyor aslında. Yani enerjetik alanda da tehlikeler olabiliyor. Ve selam veriyoruz değil mi? Girdiğimiz her ortama. Hatta dikkatinizi çekmiştir belki, bazı kişiler boş bir mekana girdiğinde de selam verirler. Çünkü orada göremiyor olsak da farklı varlıklar var. Dünya iç içe girmiş pek çok katmandan ibaret. El mümin, güven veren, emin kılan, koruyan. Burada mümin kelimesini biraz irdeleyecek olursak, belki bu sizin esmanızdır bilmiyorum. Güven veren ve koruyan. Neyi koruyoruz? Kendi özümüzdeki bilgeliği koruyoruz. Ve inananlar, müminler diye geçer kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'de. El müheymin, her şeyi görüp gözeten. Bazen bazı konularla ilgili olayı bütünsel göremediğinizde kullanabileceğiniz bir esmadır bu. Konunun içinde sıkışmışsınızdır ve sadece yakın çevresini görüyorsunuzdur. Biraz daha yukarıya çıkıp büyüteçle, büyük alandan bütün resme bakmak için Ya Müheymin esmasını söyleyebilirsiniz. Bunları ezberleyelim mi? Benim aklıma gelen bir soru, belki birinizin aklına gelmiştir. O yüzden de fark etmiş olabilirim soruyu. Hayır, ezberlemenize gerek yok. Bir durum yaşıyorsanız o sizin karşınıza zaten çıkartılır. Çıkartılmıyor, ben kendim arayıp bulacağım diyorsanız da şurada 4-5 sayfa bir şey zaten bu. Yazarsınız konu neyse onu. Ya da artık gerçekten Google muazzam bir gelişimi olanak tanıyor. Oradan yazıp bakarsınız o durumun karşılığında size neyin iyi geleceğini. Ve sonra bunu kas testiyle test edersiniz. Bu esma bu durum için bana katkı sağlar mı diye sorarsınız bedeninize. El Aziz, izzet sahibi, her şeye galip olan. Şimdi mesela diyelim ki bir kişinin isim esmasında Aziz çıktı. Fakat kişi hiç galip olamıyor hayatında ve sürekli mağlup oluyor. Bu noktada asıl fark etmesi gereken, o kısır döngüden çıkması için ihtiyacı olan şey bu esmayı aktifleştirmek. Bu esmayı nefes çalışması ile birlikte yaparak daha hızlı aktive edebilirsiniz bu arada. Çeşitli nefes teknikleri vardır. Mesela ateş nefes kullanabilirsiniz. Bir alıp bir hızlı hızlı alıp verilen bir nefestir bu. Orada her alışverişte ya Aziz ya Allah diyebilirsiniz. Ya da farklı daha gevşeme nefesleriyle birlikte de kullanabilirsiniz. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. El Cebbar, azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan
ve yaptıran. Şimdi bu mesela hani bıçak sırtı gibi bir esmadır. Dilediğini yapan ve yaptıran. Peki senin dilediğin, senin seçimin bir başkasının alanında ne yaratıyor? Sen bunu birin bütünün hayrına katkısına mı yapıyorsun? Yoksa kişisel çıkarın için mi yapıyorsun? Buna bir bakmak lazım burada. Sonuçta biz hepimiz bütünün bir parçasıyız. Kocaman bir puzzle gibiyiz. Bir araya geldiğimizde o bütünü oluşturuyoruz. Ve benim sana ettiğim her ne ise bu çoğalıyor. Bu bir rezonans yaratıyor. Ben neyi yaymayı seçiyorum? Burada buna bir bakın derim. El-i mütekebbir. Büyüklükte eşi, benzeri olmayan. El-Halık. Yaratan, yoktan var eden. Bakın burada da bir yaratım durumu var. Hani demiştik ya, yaratmak zati değil, subuti sıfatlardan yaratıcı olmak. O yüzden bir şeyi, hatta bir şey değil, hayatınızda olan biten her şeyi siz yaratıyorsunuz. Lütfen bunun farkına varın ve bunun için de teknikleri kullanmaktan çekinmeyin. El bari, her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan. Şöyle bir doğaya baktığınız zaman her şeyin ne kadar uyum içinde olduğunu ve muazzam bir düzene sahip olduğunu görürsünüz. Doğada hiç şikayet yoktur. Ne bir hayvan, ne bir bitki şikayet etmez. Şikayet insana has bir şey. İnsanın da vesveseleriyle, yani o şeytani dediğimiz duygu, durum, düşüncelerle ortaya koyduğu bir şeydir. Bir durumda şikayetteyseniz bir bakın bakalım. Orada gerçekten siz mi varsınız, sizin yerinize karar veren bir başka varlık, durum ya da bir şey mi var? El musavvir, varlıklara şekil veren. Her varlığın şekli aynı olmadığına göre bunun da bir hediyesi olsa gerek. Çünkü bizlerin, gözlerimizin gördüğü dalga boyu aralığı ile göremediğimiz kısımlar birbirinden farklı. Aynı şekilde kulaklarımızın işittiği ses frekans aralığı dar ve kısıtlı. Başka varlıklar, başka boyutlar ve başka frekanslarda titreştikleri için onları sürekli görmüyoruz. Görebildiğimiz anlar oluyor. Bazı noktalar biraz daha geçiş noktası olduğu için orada incelmeler var. Oralarda görebiliyoruz veya yaptığımız çalışmalarla kendi bakış açımızı ve işitme durumumuzu genişleterek bunlarla iletişim haline geçebiliyoruz. El Gaffar, günahları örten ve çok mağfiret eden. El Kahhar, her şeye her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan. İşte kahır eden. Fakat bazen bazı kişilerin yarattığı kahırlar aslında arkalarında çok büyük hediyeleri barındırırlar. O esmanın kime göre, neye göre, nasıl tecelli ettiğini dışarıdan bakarak hiç kimsenin anlamasının ihtimali yok. O yüzden hani bazı durumlar dışarıdan yargılanmaya çok müsaittir. Fakat bu yargıların ötesine çıksak, bu ne yaratır, bu nasıl bir alan açar? Çünkü yargıladığınız zaman şu oluyor. Yani bunu, bu gerçekten burada söylemeyi arzu ediyorum. Bizler yaratılmış varlıklarız ve 99 tane esmayı tecelli ettirebilecek kapasiteye sahip olarak buraya geliyoruz. Okay. Peki, hani şunu demek size de tuhaf gelmiyor mu? Yani kahır edene sen niye varsın ki? Seni Allah niye yarattı ki diye sormak.
Haddimizi aşmak değil mi sizce? Bunu ben hani size bir dostane soru olarak soruyorum. Ben böyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu düşündüğüme de çok inanıyorum. O bilmiyor muydu? Sadece hani güllük gülistanlık, tatlış, minnoş esmaları yaratıp diğerlerini yaratmamayı. Hani şeytan diye bir kavramdan bahsediyoruz. Yani kötülük, işte negatif, olumsuz. Peki o bilmiyor muydu da bunu yarattı? Yani bu şekilde baktığımız zaman her şey bir ve bütün ve biz bu dünyaya bunları deneyimlemeye geliyoruz. Ve bunları deneyimlerken verdiğimiz tepkiler, aldığımız yol ve kullandığımız teknikler aslında bizim ne kadar dengede ve merkezimizde olup olmadığımızı belirliyor. Merkezimizden çıkıp bir yargıya girdiğimizde orada çok farklı bir alan ortaya çıkıyor. Diyoruz ki sen bu işi bilmiyorsun, yapamamışsın. Öyle mi gerçekten? Bir bakın bakalım sizin alanınızda bu konuyla ilgili nasıl bir bilgi var? Bendeki bilgi bu. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız. Let's go.